Dünyaya gelen bir çocuk 18 yaşına kadar istatistiklere göre 144 bin kere negatif telkinle programlanıyor. Bir adama 40 kere deli dersen deli olur derler ya atalarımız. 40 kere değil, 144 bin kere 18 yaşına kadar bir çocuk olumsuz telkinlerle hipnoz olur. Bir çeşit ona sen tavuksun dediklerinde tavuk olduğuna inanıyor. Bunun yanında bir çocuk yine istatistiklere göre 276 kez her gün hayır yani olumsuz cevap alıyor. Şunu yapabilir miyim? Hayır. Şunu elleyebilir miyim? Hayır. Dışarı çıkabilir miyim? Hayır. 276 kere. Önüne bir fırsat geldiğinde 18 yaşından sonra ona da hayır diyor. Önüne altın koysanız ona da hayır diyor. Her gün sadece 9 kere evet diyor. Şimdi düşünün arkadaşlar, bir insan günlük 276 kere hayır, sadece 9 kere evet'i duyuyor. Bu insanın beynindeki şablon nasıldır acaba? Zihnindeki şablon nasıldır? Bir gözünüzün önüne getirin. Veya 18 yaşına kadar sürekli 144 bin kere yapamazsın, edemezsin, elleme, dokunma diyen bir insanın beynini düşünün. Beynindeki şablon nasıl olur acaba? Size şöyle örnek vermek istiyorum. Zamanın birinde yüksek bir dağdan kartallar yaşıyor ve o kartalların arasında 4 tane yumurtası olan bir kartalımız var. Bu kartalın yumurtalarından bir tanesi hafif bir depremle aşağı yuvarlanıyor ve aşağıdan çiftlik, tavuk çiftliğine gelen yumurtayı gören tavuklar yumurtaya bir anne buluyorlar, yaşlı bir tavuğu buluyorlar. O yaşlı tavuk kuluçkaya alıyor o yumurtayı ve o yumurtadan zaman ilerleyince kartal dünyaya geliyor. Siyah bir yaratık. Hayatı sadece tavuklarla dolu olduğundan dolayı, bakış açısı sadece tavuk olduğu için o kartalı da tavuk olarak kabul ediyor ve tavuk gibi de büyütüyor. Ona sürekli sen tavuksun diyor. O civciv bazen pençelerini, gagasını gördüğünde su içerken ben farklıyım ama diyor. Ona diyorlar ki sen tavuksun. Sen tavuksun ve tavuktan dünyaya geldin ve sürekli ona tavuk olduğunu söylüyorlar. Bu kartala tavuk olduğunu söylüyorlar ve ona tavuk gibi davranması gerektiğini söylüyorlar. Ve bu kartal tavuk gibi yaşadığı için, tavuk gibi düşündüğü için, tavuk gibi hareket ettiğinden dolayı, tavuk gibi yemek yediğinden dolayı cılız kalıyor, küçük kalıyor. Vitaminsiz kalıyor. Ve kendine yabancılaşıyor. Yalnız hissediyor kendini. Çünkü farklı, duruşu farklı, gagası farklı, pençesi farklı. Her seferinde ben farklıyım dediğinde yok sen tavuksun diye onu ikna etmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, ve artık kabul ediyor, tavuk olduğunu kabul ediyor ve o şekilde yaşamaya başlıyor. Bazen gökyüzüne baktığında, kartalları uçarken gördüğünde ben aslında onlara benziyorum. Onlar gibi uçmak istiyorum dediğinde ona yine çevresindekiler sen tavuksun diyorlar. Yani 144 bin kere negatif telkin yiyen çocuklarımızı düşünün. Herkesin başına geldi. Aslında siz de bunu yaşadınız. Peki ne oluyor sonra? Aradan zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Bu kartalımız tavuk gibi yaşarken uçan kartallardan bir tanesi gökyüzünde kanatları sıcak ve tatlı rüzgarın gücüyle uçan bu kartalımız yukarıdan aşağı bakıyor ve aşağıda tavukların arasında taze piliçleri görüyor ve canı piliç istiyor. Yani tavuk yemek istiyor.
Onların arasında, bu tavukların arasında bir tane kartal var. Siyah. Acaba diyor, o ava mı indi? O tavuklar neden yanından ayrılmıyorlar? Normalde kaçmaları lazım diye düşünürken aşağı süzülüyor. Süzülünce tavuklar hepsi kaçıyorlar. Sadece bir tanesi kalıyor orada. Siyah kartal yavrusu kalıyor. Yani kendini tavuk zanneden o kartalımız. Senin bu tavuklar arasında ne işin var diye sorduğunda, ben de tavuğum diyor. Nasıl? Sen tavuk musun? Evet, ben tavuğum diyor. Nasıl olur diyor ya, sen kartalsın. Yok, ben tavuğum. Nasıl olur? Beni öyle yetiştirdiler. Bana sürekli sen tavuksun dediler ve ben o şekilde kabul ediyorum ve ben tavuğum diyor. Ama sen bana benziyorsun, gel bak diyor. Suya yaklaştırıyor, ensesinden tutuyor, bak diyor. Suya bak, aynıyız. Birbirimize benziyoruz. Ben kartalım. Ben kartal olduğuma göre sen de kartalsın. Yok diyor, ben kartal değilim, ben tavuğum diyor. Bu şekilde inanıyor. İnandırılmış. 144 bin kere ona tavuksun diye söylenmiş. Ve her hareket ettiğinde önüne tavuksun tabelası çıkıyor. Sınırları var beyninde. Öyle inanıyor. Çoğumuzun öyle sınırları var beyninde değerli arkadaşlar. Limitleri var, sınırları var. Yapamayacağına inanıyor. Tam hareket ettiğinde küçükken duyduğu o ses var. Cız, elleme, yapamazsın, beceriksiz. O cümleyi duyuyor bu kartal. Tavuksun cümlesini duyuyor. O yüzden öyle inanıyor. Yukarıdan aşağı süzülen o kartala da evet ben tavuğum diye bir de bunu ikna etmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar. Artık dayanamıyor. Ve hemen oradan bir piliç yakalıyor. Parçalayıp ağzına tıkarken, kendini tavuk zanneden kartalın ağzına tıkarken, ne yapıyorsun, benim kardeşimi parçaladın, bana nasıl kardeşimle etini veriyorsun? Ben tavuğum, tavuk tavuğu yemez ki derken ağzını bir kere etin suyu akmış oluyor. Yıllardan beri buğday yiyen, arpa yiyen, kendini tavuk zanneden o kartal birden o suyun tadını alınca fıtratı gereği sanki böyle bir elektriklenme hissederek canlanıyor. Ve birden kimyasal bir değişiklik yaşıyor. Heyecanlanıyor. Bütün kılcal damarlarına o enerji akıyor. Ve kanatlarını birkaç kere çırpınca yıllardan beri uçamayan o kartal birkaç hamleyle havalanıyor. Ve ona yol gösteren, mentörlük yapan o kartal. Ya ben sana söylemedim mi? Sen kartalsın. Seni bu zamana kadar kandırmışlar. Sana en az 144 bin kere tavuksun diye söylemişler. Sen de inanmışsın. Gel artık. Artık uçuyorsun. Ben sana özgürlüğü göstereceğim. Artık bundan sonra limitsiz olmayı göstereceğim. Sen de eğer gerçekten benim gibi özgürce uçmak istiyorsan beni takip et. Gel, ben sana yol göstereceğim diyerek onunla beraber havalanıyor ve yukarıdan kendini rahmet rüzgarına bırakan o kartal, tatlı o sıcak rüzgarın kanatlarının altından geçişini hissederek gökyüzünden aşağıdaki tavuklara bakıyor. Karnı acıktığında, arzu ettiğinde yemek istediği balıkları görüyor denizin içinde. Veya canı tavşan istiyorsa tavşan yiyebiliyor artık bundan sonra. Çünkü ona yol gösteren o bilge kartal, bugünden itibaren sen özgürsün. İstediğini yiyebiliyorsun aşağıda. Sana birçok nimet verilmiş Hazreti Allah tarafından. Sadece bu nimetler değil, sana bir de uzun ömür verilmiş. Çünkü kartallar çok uzun yaşıyor. Bazıları 100 yaşına kadar yaşıyor. Ve bununla beraber sen artık arzu ettiğin yere çok hızlı bir şekilde varabiliyorsun.
Daha önceden kendini tavuk zannettiğin zamanlarda bir kilometrelik yere belki bir saatte varıyordun ama şimdi kartalsın ve iki kere kanadını çırptığında bir kilometrelik yere varabiliyorsun. Yani arzu ettiğin hedeflerine hızlı varabilirsin bugünden itibaren diye yol gösteriyor değerli arkadaşlar. Bilge Kartal. Bu metaforla aslında şunu anlatmak istiyorum. Çocukluktan bu zamana kadar her insanın beynine sınırlar kondu. Ona yapamazsın, başaramazsın, beceriksizsin veya sen şöylesin, sen böylesin diye programlar kondu, limitler kondu. Bu limitlerden dolayı kişiler kendini tavuk zanneden kartal gibi sınırladı. Ve şu anda eğer başaramıyorsan, hedefine varamıyorsan sebebi büyük bir ihtimalle bu olabilir. Ben yıllardan beri hocam çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Aslında hak ediyorum bunları, bu kadar gayret göstermeme rağmen başaramıyorum diyorsun ama senin beyninde sınırlar var. Sen kartal olduğuna inanmıyorsun hala. Çünkü sana inandırmışlar. Senin beynine sınırlar konmuş. Senin bir bilge kartala ihtiyacın var. Sana yol gösteren, seni hedefine götüren, sana pratik yöntemler gösteren, uçmayı öğretecek bilge kartala ihtiyacın var. O zaman sınırların kalkacak. Eğer sınırlarını kaldıramazsan, o zaman ömrünü zayi edeceksin. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini bilmek ne demek biliyor musunuz? Kartal olduğunu bilmek artık. Kartal olduğunu bil ki ömrün zayi olmasın. Sen kartal olduğun halde tavuğum diyorsun. Çünkü kendini bilmiyorsun. Bilmediğinden dolayı bu sıkıntıları yaşıyorsun. O yüzden ömrün zayi oluyor. O yüzden ömrünü tüketiyorsun. İnsan kendini bilmeden bir çeşit ot gelip saman gidiyor. Yani o kartal gibi tavuk olarak dünyaya geldiğine inanıyor ve az kalsın tavuk olarak ölecekti. Ve değerli arkadaşlar, gerçekten ömrünüzü zayi etmek istemiyorsanız, sınırlarınızdan kurtulmak istiyorsanız, limitsiz olmak istiyorsanız, o zaman yapacağınız şey bilge kartalla beraber yolculuk yapmak. Onun sana öğreteceği yöntem ve taktiklerle hedeflerine varmak. Özgürlüğe kavuşmak. Sen de gerçekten bundan sonra kendini tanımak istiyorsan, kendini bilmek istiyorsan, yani ömrünü zayi etmek istemiyorsan, o zaman yapacağın tek şey kendini bilmek, kendini öğrenmek. Kendini iyi öğrenmek istiyorsan, kendini tanımak istiyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girdiğinde sana arkadaşlarımız online randevu verirler. O randevuda seninle şu anda neredesin, hedeflerin nelerdir, bu hedefe varabilmek için seninle beraber bir konsept oluştururuz. Ve o konseptte inşallah sen de hedefine bir kartal gibi özgür bir şekilde varabilirsin. Peki arkadaşlar, bunun için yapmanız gereken nedir? Hemen videonun altında link var. Linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz. Formu doldurduktan sonra başvuru gönderiyorsunuz ve bizimle iletişime bu şekilde girebilirsiniz. Hoşça kalın.